2023 yılı yaklaşırken yılbaşını evde geçirmek isteyenlerin en büyük zevklerinden olan kuru yemiş fiyatlarını Aydınlı vatandaşlara sorduk. Vatandaşlar kuru yemiş fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi. Kuru yemiş fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun yılbaşı yaklaşırken? Kızım, kuru yemiş fiyatları da hayat fiyatları da hep birbirinden kötü. Şu öncesi kuru yemiş alışveriş yapabildin mi? Yaptım. Nasıl sence fiyatlar? Ben halktan alıyorum. Zam geliyor tabii elbette. Evet. Biraz arttı. Ama şimdi nasıl alabileceğim? Ekmek ediyorum bak, telefon kontrol yok. Evimde un alacağım, unum yok. Sade kuru yemişe göre değil ki, hayat zaten pahalı olduğu bir gün benim. Yükseliyor çok ya. 2023 yaklaşırken kuru yemiş alışveriş yapabildiniz mi? Şimdilik yapmadık. Sizce fiyatlar nasıl? Bakmadım ama daha önceki fiyatlarına nazaran bilmiyorum, daha da yükselmiştir tahmin ediyorum. Yapmadım, para yok. Nasıl sence fiyatlar? Vallahi bilmiyorum, daha önce bakacağız galiba. İnsanlar... Fiyatlar iyi olur mu kızım? Asgari ücret arttıkça elbette her şey artacak. Evet. Yapmadım. Fiyatlar tabii. Nasıl sence? Vallahi çok pahalı. Çok pahalı bence. Kuruyemiş fiyatlar. Aynen. Nasıl sence fiyatlar? Yüksek. Ben ihtiyacı olduğu zaman alışveriş yaparım. Yılbaşı için değil yani. Fiyatlar nasıl yani sence? Fiyatlar yüksekti, ben alabiliyorum ama almayan da vardır yani. Ya, her şey yüksek. Kuru yemişler de fiyatları da yükseldi bayağı. Öyle yüksek buluyorum. Her şeyde olduğu gibi onlar da çok yüksek. Pahalı. Çok yüksek. Alabiliyor musunuz peki? Yani alıyoruz ama ihtiyacımızdan daha düşük alıyoruz. Vallahi hiç kuru yemiş yemiyorum ki. Mandalin, portakal, muz. Onlarla tüketiyorum. Kuru yemiş bilmiyorum.